Cenab-ı Hak peygamberleri üç vazifeyle gönderiyor. Birincisi peygamber topluma geliyor, Allah'ın emirlerini bildiriyor. İmanı teşne olanlar sen peygambersin diyor. Mucize de gösteriyor. İmanı teşne olmayanlar, nefsaniyetin girdabında boğulanlar ise sihir diyorlar vesaire diyor. Bir takım ithamlarda bulunuyor. Biz ataların dinindeyiz diyorlar. İman edenleri Cenab-ı Hak onları ve yüzekkihüm onların iç gönüllü âlemlerini tezkiye ediyor, temizliyor. Neden temizleniyor? Allah'tan uzaklaştığı her şeyden temizleniyor. Duygular temizleniyor. Demek ki peygamber ne yapıyor? Peygamberler tabii en başta Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tezkiye ediyor, gönlü temizliyor. İşte daha evvel cahiliye insanı nasıl yarı vahşi insanlardı. Hak hukuk denilen hiçbir şey yoktu. Güç güçlüye aitlerdi, gücün hiçbir şey yoktu. O insanlar nasıl bir medeniyete zirve oldu? Bir asr-ı saadet medeniyeti. Yok dünyada öyle bir medeniyet. Velhasıl tezkiye la ilahe ile başlıyor iman. Baştan Allah'tan uzaklaştırdı her şeyden kul kaçacak. Put olmayacak kalbinde. Kimi zaman nefsani arzu put haline geliyor. Parası put oluyor. Makam mevki put oluyor. Fani menfaatler put oluyor. Şan şöhret put oluyor. Karşı cinsteki aşırı duygular ona put oluyor. Allah'a olan abdiyetten, kulluktan uzaklaştırıyor onu. Cenab-ı Hak kulluğu kendisini istiyor. Onun için peygamberler tezkiye ediyor, temizliyor. Ki o kalbe Cenab-ı Hakk'ın nazargahı ilahi olacak o kalp. Allah'ın emrine ifa etmeye keyfi kararlar kaldırılıyor. İlahi hakikatleri ters düşen bana göre bu siliniyor kalpten. Bana göre yok. Cenab-ı Hak böyle emret. Allah Resulü sünnetine böyledir. Bence yok. İslam hükümlerine uymayan bence yok. Bunlar imanı sakatlıyor. Cenab-ı Hak heva hevesine yani kötü duygularına, ihtiraslarına ilah haline getirenleri gördün mü buyuruyor. Heva hevesine ilah haline getirenleri gördün mü buyuruyor. Ne demek bu kötü vasıflar? Çirkin vasıflar, şeytani vasıflar. Sen onlara vekil değilsin ey peygamber Cenab-ı Hak buyuruyor. Onun için ve yüzekkühüm peygamber ne yapıyor? Gönül âlemini temizliyor. Yine Efendimiz buyuruyor, ben sizin bundan sonra Allah'a şirk koşmanızdan korkmuyorum. Ama dünya hırsıyla birbirinizi didişip çekişmenizden korkuyorum. Yine bir hadis-i şerifte buyuruyor, Allah'a göre gökbe altında ibadet edilen sahte ilahlar arasında peşine düşen hevadan daha ağrı ve daha kötü yoktur. İşte bunun da şeylerin musibetleri gözüküyor. Velhâsıl Cenâb-ı Hak ilk peygamberlere yetlûne aleyhim âyâtik Allah'ın dinini tebliğ etme. İkincisi ve yüzekkühüm o gönül âlem temizlenmesi. Bu zalûmen ve cehûlâ sıfatından insan kurtulacak. Üçüncü olarak da o kalpte ve yuallimuhullâhül kitâbe vel hikme kitap ve hikmet o kalpte tecelli edecek. Dost olacak. Lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzunûn. Onlar korkmayacaklardır, üzülmeyeceklerdir. Kimler? Bu şekilde Cenâb-ı dost olanlar. Kur'an bir derinlik verecek. Kur'an'la tefekkürü artacak. Her gördüğü şeyde Cenâb-ı Hakk'ın azameti ilahisini, kudret akışlarını tefekkür edecek. Kur'an'ın kendi en büyük bir nimet olduğunu tefekkür edecek. Ebedi mucize. Son çare Cenâb-ı Hakk'ın son ilahi çare. Ondan hikmet her şeyin bir zahiri tarafı var. Gördüğümüz, bildiğimiz bir de batini tarafı var. Batini tarafı hikmet denir. Aklın çözemedikleri kalp çözer, hikmet çözer, hikmet de çözülür. İşte kul hikmete aşina olacak. O zaman Cenab-ı Hak'tan radiye olacak. Allah'tan merdiye, Allah da o kuldan razı olacak ve cennetime gir buyurulacak. Velhasıl demek ki kalpte duygular en mühim bu kalpteki duygular düzelecek. Yanlış duygular kalpten silinecek. Marifetullah'tan mesafe bir lezzet haline gelecek. Nasıl duygular? Mesela sallallahu aleyhi ve sellem'in duygulardan nasipler alınacak. O üsve-i örnek. Mesela Resulullah Efendimiz bir Yahudi çocuğuna gidip tebliğ etti.
O çocuk da Müslüman oldu, Efendimiz sevindi. Bir kişi daha kurtuldu dedi. Demek ki Müslümanda en büyük has, en büyük lezzet kendisinin hidayette olması ve hidayetlere vesile olması. Yine Efendimiz Taif'te taşlandı. Akrabaları vardı. Ambargo vardı Mekke'de. Müslüman çok zor durumdaydı. Çocukların açlık avazları diğer mahallelerden geliyordu. Müslümanların ferahlamasını Taif'e gitti, akrabaları vardı. Taif'te taşlandı Efendimiz. Orada attığı için bir köle Müslüman oldu, Efendimiz sevindi. Izdırabını unuttu. Zeynep validemiz, Efendimiz'in kerimesi. Esvet isimli bir kişi hamileydi, deveden düşürdü, kanlar için kaldı, bir müddet sonra şehitten vefat etti. Bu kişi Mekke fethinde geldi, Esvet. Kelime-i tevhid getirerek geldi. Efendimiz, niye benim kızımı böyle yaptın, niye böyle zulmettin diye sormadı bile. Yani kelime-i tevhidin o sevinci, kızının o hâline bertaraf ettirdi. Nasıl Cenâb-ı Hak yakınlık ölçüleri kalp temizlenince? Müslümanlar çok ağır sıkıntılardaydı. Efendimiz de hendek kazıyordu. Câbir geldi, baktı, beli Efendimiz'in beli bükülmüş, karnı içine çökmüştü. Evine gitti, sordu. Bir ufak bir oğlakla az bir şey arpa vardı. Hemen gidip Efendimiz'e haber verdi. Yâ Resûlullah, çok açsınız dedi. Evde dedi, buyursanız, ne var Câbir dedi. Yâ Resûlullah, ufak bir oğlak var, keçi var. Bir de az bir şey arpa var dedi. O çok şey varmış dedi. Tabii sahabenin hepsi aç. Efendim onlar doymadan kendisi doymazdı. Hadi hepimiz de Câbir'e gideceğiz dedi. Câbir korktu. Bir o kadar 300 kişi. O kadar 300 kişi bir oğlak, biraz arpa ne yeter? Hanımına gitti. Hanımı dedi, hanım dedi böyle böyle dedi. Resulullah Efendimiz bütün toplayıp geliyor dedi hepsini dedi. Sen dedi Resulullah Efendimize evde ne olduğunu söyledin mi? Söyle. O zaman dedi sen kenar dur. Allah razı olsun senden daha iyi bilir dedi. Onları tek tek o 300 kişiye kendisi dağıttı. Fakat hiç eksilmiyordu. Kendisi almadı, o 300 kişiye dağıttı. Onları doyurma zevki Allah'ın açlığını unutturdu. Yine bitmedi, ailene götür dedi. Etrafta açlık var, etrafa dağıt Câbir dedi. Nasıl bir duygular ki Allah razı olsun açlığını hissetmiyor. Onları bir kardeşine doyurması kendine en büyük bir lezzet veriyor. Ne o tezkiye olmuş, temizlenmiş, Cenab-ı Hakk'ın merhametiyle hemhal olmuş, o merhametten nasip almış bir yürek. Ayşe validemiz buyuruyor. Bize diyor ganimetler gelirdi diyor. Beşte bir Allah ve Resulüne ait enfal. Hediyeler gelirdi diyor. Fakat diyor, evimizde diyor. Bazen de sudan başka bir şey bulunmazdı diyor. Sıcak yemek pişmediği günler olurdu diyor. Üç gün diyor arpa ekmeğiyle doymadığı günler çok olurdu diyor. Allah razı her gelen ganimeti, hediyeyi dağıtmadan lezzet alamazdı diyor. O diyor dağıtmadı ki o lezzet diyor. Cenab-ı Hakk'a o yakınlığın verdiği o surur diyor. Kendi açlığını unuttururdu diyor. İşte tezkiye olmuş bir kalp. Cenab-ı Hakk'ın Rahman, Rahim esmasının kalpteki tecellisi. Tabii burada Eshâb-ı Kirâm da böyle oluyor. Mesela bir koyun başı diyor, bir kişi bir eve hediye, 7 tane aileyi dolaştı, tekrar eski yerine geldi. Hepsi bu benden daha muhtaçtır diye. Ben ona ikram edeyim diye. Nasıl bir diyargâmlık? Nasıl bir medeniyet? Yine Efendimiz bir Mudar kabilesi bir kabile geldi. Baktı perişan bir kabile. Üst baş yok doğru dürüst. Efendimizin sahibi diyor, rengi diyor kireç gibi oldu, bembeyaz oldu diyor. Demek ki Efendimiz'in rengi hangi şeyden kireç gibi oluyor? Hemen diyor, Bilal ezan oku dedi diyor. Sahâbî toplandı mescide, iki rekat bir namaz kıldırdı. Herkes ne varsa getirdi. Kimi elinde şu kadar bir tuttuğu bir hurmayla geldi. Kimi çuvala ne vardı doldurarak geldi. Onlar da alınca Efendimiz öyle bir güzel seyretti ki onlara. Öyle bir huzur, öyle bir surur duydu ki. O bembeyaz olan teni pembeliğe, eski rengine döndü. Üsve-i Hasen örnek. Cenab-ı Hak mallarıyla canlarını cennet satın aldı buyurdu. Servetin lezzeti infak etmekle, onu hak yolunda harcamakla oluyor.
Esas lezzet olarak kendini harcamak dediğim maazallah. Arkamızdan güzel bir nesil yetiştirme. Yine Ayşe Vâdemiz diyor, Rasûlullah'ın son günleriydi diyor. İki sahâbinin arasında diyor, mescide yürüdü, mescide geldi diyor. Ebu Bekir Efendimiz de babamı mihraba geçirdi, babam namazı kıldırdı diyor. Sonra döndü, arkasına baktı, güzel bir cemaat gördü, Eshâb-ı Kirâm cemaat. Öyle bir güzel bir tebessüm etti ki diyor, ben Rasûlullah'ın o ızdırap halindeki o tebessümü diyor, hayatında öyle güzel bir tebessüm görmedim buyuruyor. Demek ki arkamızdan evlatlarımız, bilhassa kardeşlerim, evlatlarımızı sevdirerek namaza alıştıralım, kulluğa alıştıralım. Cenâb-ı Hak sevgisini, Allah'ın nimetlerini hatırlatalım. İmam Malik diyor ki radıyallahu anh, bana diyor, bir hadis ezberlerdim diyor, babam bana bir hediye verirdi diyor. Ertesi gün bir hadis daha, bir hediye daha verirdi diyor. Öyle bir hale geldim ki diyor, babam hediye vermese de ben hadis ezberlemekten lezzet duymaya başladım buyuruyor. Velhâsıl arkamızda güzel bir nesil yetiştirmek. İnfak, yani çünkü bugünlerde çok merhamete, hem kendimize merhamet etmemiz, zulümen cehûlâ sıfırından kurulmuş, hem evlatlarımıza merhamet etmek, hem de toplumdaki mazlumlara merhamet etmek. Onun için bu infak dört safha. Birincisi, es-sâil vel mahrum. Sana hâline arz edene bir şeyler ver. Fakat hiçbir şey veremiyorsan, kavlen meysûrâ, tatlı bir söz söyle gönlünü alıcı. Ticaretle meşgul olurken, bir kişi sık sık gelirdi dükkanı, isterdi. Tezgâhlarda, ya dedi, daha dün geldin, her zaman olmaz ki dedi. Peder rahmetli içeriden duydu. Çağırdı tezgâhları, bak oğlum dedi, biz Allah'tan devamlı istiyoruz. Bak sabah kahvaltı ettik dedi. Öğlenleyin tekrar isteyeceğiz dedi, Allah bize. Akşamleyin tekrar isteyeceğiz dedi. Bu ise senden 2-3 günde bir gelip istiyor dedi. Onun için Cenâb-ı es-sâile ve mahrum, isteyene vermek ne? Az verirsin. Bir şey veremiyorsun, bir gönül alırsın. Kavlen meysûrâ buyurdu. Ondan sonra mahrum buyur. Mahrum kim? O da iffeti dolayı gelip isteyemiyor. Onun için mahrum deniyor ona. Cenâb-ı Hak orada sen onları simalarından tanırsın. Git oraya ara bul onu diyor. Madem sana Allah bir şey verdi, onu sana emanet olarak verdi. Kendini ortaya pintirik etmeyeceksin, israf da etmeyeceksin, orta yolda gideceksin. Fakat gidip burada mahrumu da arayacaksın. Duygular o duruma gelecek. Onun bir üstün paylaşanlar buyuruyor. O Medine'ye göç edenler, hicret edenler, Cenâb-ı Hak diyor ki, kendi göçüp gelenleri severler, onlara verdiklerinde işlerini bir rahatsızlık hissetmezler. Ya niye bunu verdim de, bu kadar verdim de ben bundan mahrum oldum demezler. Kendileri zorunluluk içinde bulunsalar bile, onları kendilerine tercih ederler. Cenâb-ı Hak böyle bir yürek istiyor.